Kaz'dan kalma bir günde kendimizi Kaz Dağları'nın derinliklerine bıraktık. Kaz Dağları'nda yemyeşil ormanların, ağaçların arasında harika bir gün geçireceğiz. Keşifler yapıyoruz. Otelimizin hemen yanı başında gezilip görülecek, yürüyüş yapılacak, spor yapılacak, doğaya doyulacak harika yerler bulunuyor. İşte biz de Kaz Dağları Milli Parkı'nın içinde o güzel yerlerden birindeyiz. Her yerde çam ağacı, zeytin ağacı ve doğanın en güzel renklerini taşıyan bitkileri görüyoruz. Ve yavaş yavaş Kaz Dağları'nın eteklerinden yukarılara doğru çıkıyoruz. Manzara ise manzara mükemmel. Karşımda Ege Denizi'ni görüyorum ama Ege Denizi bugün o kadar güzel ki çarşaf gibi bir suya sahip. Belki yazın bile böyle çarşaf gibi değildir. Bugün harika. Aralık ayındayız diyorum ama Aralık gibi değil hiç. Gerçekten hiç Aralık gibi değil. Harika güneş pırıl pırıl ve bir yanımda da işte bu güzellikler arasında yemyeşil bir tabiat. Bu arada Kaz Dağları'nın derinliklerine doğru gittikçe kovanları görüyoruz, arı kovanları. Burası çam ağaçlarıyla, çam ballarıyla da çok meşhur. Harika bir tabiat olunca, mükemmel bir doğa olunca balcılık da kaçınılmaz oluyor. Her yerde kovanları görebiliyoruz. Zeytin ağaçlarını görüyoruz. Zeytin ağaçları harika. Ben tabii buraya gelmişken birazdan zeytin dallarını da toplayacağım. Çünkü zeytin dallarının çok şifalı olduğu söyleniyor. Burada da bol bol zeytin ağacı var. Zeytin dalı, yani zeytin yaprağı toplayacak Özlem. Evet, zeytin yaprağı toplayacağım. Demleyip çayını içeceğim. Gezdiğimiz için çok iyi oluyor. Ben de böylece bakın doğal zeytin yaprağı bulabiliyorum şu anda Kaz Dağları'nda. Bu arada yolda giderken bakın arabayı durdurdum. Bu taş basamakları çıkmak istedim. Kaz Dağları'nda zaman zaman böyle taşların arasına yapılmış basamaklar görülebiliyor. Bunun sebebi insanlar bu basamakları kullanarak zeytin ağaçlarına ulaşsın, ormanlara çıksın. Bakın ben de kullanıyorum. Bu basamakları aman düşmeyeyim ama gayet de sağlam yapılmış. Bakın hop basamağı kullanarak ağaçların yanına geldim. Zaten zeytin yaprağı toplayacağım demiştim. Madem... Evet, bu arada Yasin dur dedi. Doğru, izin almadan olmaz. Aynen, kul hakkına girmeyelim. Benim aklımdan çıkmıştı. İzin almadan kesinlikle hiç kimsenin bahçesine girip hiçbir şey toplamıyoruz. Toplayamayız, günah olur. Aynen. Ama çok güzel. Birazdan izin alacağım. Sahipli bir zeytin bahçesine girip toplayacağım zeytin yaprağı. Kaz Dağları'nın o güzel doğası içinde yavaş yavaş ilerlerken bakmaya doyulmayan manzaralar karşılıyor bizi. Doğa o kadar güzel renklere bürünmüş ki kışına da hayran kalıyoruz Kaz Dağları'nın. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Sonbaharın güzelliklerini yaşıyoruz. Zirvelere doğru çıkmaya çalışıyoruz ama ne mümkün. Zirvelere doğru, Kaz Dağları'na doğru tırmanırken her köşe başında inanılmaz güzel manzaralar çıkıyor karşımıza. Resmen ilham kaynağı olacak mükemmel manzaralar. Sosyal medyada beğeni rekorları kıracak açılara, planlara, görüntülere sahip. Ben de tabii ki burada bol bol fotoğraf çekileceğim, video çekileceğim, sosyal medyada paylaşacağım. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise Dünyayı Geziyor. Kaz Dağları dört mevsim ayrı güzelliklere sahip. Yazın geldiğimizde bambaşka köşelerini gördük. Mükemmeldi. Bakın sonbaharda geldik. Sonbaharda da inanılmaz romantik görüntüler sunuyor. Her köşesi bambaşka güzel Kaz Dağları'nın. Birazcık Ege Denizi'ne bakalım. Sapsarı yaprakların altında zaman geçirelim. Ardından da yine arabamıza atlayıp zirvelere, yeni manzaralara doğru devam edelim.